Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, pirinci asla kırılmayan, piştikten sonra içerisinde pilav gibi tane tane kalan muhteşem bir yaprak sarması tarifi hazırladım. Tarifim için ilk olarak iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 2 su bardağı pirinci yarım saat önceden ılık suya ıslatmıştım. Süzdükten sonra kasenin içerisine aldım. Daha sonra üzerine 2 tane kuru soğan, 2 tane domates, 3 diş de sarımsak ekledim. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, yarım su bardağı köy bulguru ekliyorum. Köy bulguru dolmamıza inanılmaz bir lezzet katıyor. Varsa elinizde mutlaka eklemenizi tavsiye ederim ama yoksa sadece pirinç ile de iç harcını hazırlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı nar ekşisini ekledikten sonra tuzu, baharatları ve dereotunu ekledim. Ben evde kuru dereotu olduğu için kurusunu kullandım. Sizin elinizde varsa taze dereotu kullanırsanız daha da güzel olacaktır. 1 çay bardağı dolusu zeytinyağını da ekledikten sonra eklemiş olduğum bütün malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra iç harcını buzdolabına kaldıracağım. Ben yaprakları hazırlayıncaya kadar buzdolabında dinlendireceğim. Bu arada tarifimde yarım kilogram taze üzüm yaprağı kullanıyorum. Sarma için yaprak alırken özellikle üzeri parlak olan, bütün olan ve ince olan yapraklardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Üzeri pamukçuklu olan yapraklar var. Kesinlikle onlardan almayın. Yaprakları haşlamak için bir tencere dolusu suyu kaynatmıştım. Şimdi kaynatmış olduğum suyun içerisine yaprakları bırakıyorum ve bir kevgirle şöyle üzerine bastırıyorum. Bu aşamada yaprakları tamamen suyun içerisine batırarak rengi dönünceye ve yumuşayıncaya kadar haşlamamız gerekiyor. Yaprağın bir tarafı sarıya döndü. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Yaprağın cinsine göre haşlama süresi değişiklik gösterebilir. Ben sadece 1-2 dakikada yapraklarımı haşladım. Çok taze ve ince yapraklardı. Eğer sizin kullandığınız yapraklar kalın olursa söylemiş olduğum gibi bu süre uzayabilir. Rengi sararan yaprakları kaynar suyun içerisinden alarak soğuk suyun içerisine bıraktım ve kalan yaprakları aynı şekilde haşlamaya devam ediyorum. Eğer sizler daha büyük bir tencere kullanırsanız yaprakların hepsini aynı anda haşlayabilirsiniz. Yaprakların rengine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyor. Hemen yaprakları kaynar suyun içerisinden aldıktan sonra musluğun altında soğuk su ile güzelce yıkadım. Şimdi artık sarmaya başlıyorum. Yaprakların sap kısımlarını koparmamıştım. Şimdi sap kısmını koparıp iç harcını kenarına yerleştirdikten sonra bu şekilde sarıyorum. Dilerseniz sizler farklı sarma yöntemleri deneyebilirsiniz. Poşetle sarmak gibi ya da elinizde sarmak gibi. Ben bu şekilde alıştığım için bu şekilde sarmak benim daha kolayıma geliyor. Bu arada hazırladığım iç harcı o kadar lezzetli oluyor ki bu iç harcını sadece yaprak sarmalarında değil her türlü dolmalarınızda, sarmalarınızda kullanabilirsiniz. Kışın lahana sarması, kuru dolmalar, yazın biber dolmasında inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Sadece kış ayında hazırlarsanız içerisine domates eklemenize gerek yok. Aynı benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakarak da faydalanabilirsiniz yarım kilogram yaprağı kısa süre içerisinde sarıp hazırladım. Şimdi ilk olarak tencerenin alt tabanına yaprağın saplarını yerleştirdim. Pişerken yapışmaması için. Daha sonra da sardığım yaprakları bu şekilde tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Yaprakları tencerenin içerisine aldıktan sonra üzeri için yarım yemek kaşığı domates salçasını kasenin içerisine aldım. Üzerine 2 su bardağı ılık su ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yağını ve tuzunu kasenin içerisine eklemek istemedim. Yaprağın tuzunu şöyle elimle üzerine serpiştiriyorum. Daha sonra yarım çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdiriyorum. Son olarak da hazırlamış olduğum salçalı suyu üzerine döküyorum. 2 su bardağı su kullanmıştım. Suyunu ekledikten sonra gözüme biraz az göründüğü için üzerine yarım su bardağı daha ılık su ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin kullandığı yaprağın cinsine göre bu miktarlar değişiklik gösterebilir. Yaprağınız ocakta pişerken mutlaka kenarda çaydanlığın içerisinde su kaynatın. Baktınız ki suyunu iyice çekti, yaprakta pişmedi. Üzerine kaynayan suyu ekleyebilirsiniz. Bir tane limonun kabuğunu soyduktan sonra yaprağın üzerine dilimledim ve üzerine bir tane de tabak kapattıktan sonra yaprağı yüksek ateşte kaynamaya bıraktım. Yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kıstım ve bir saat boyunca kısık ateşte pişirdim. Şimdi üzerindeki tabağı aldım 10 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. 10 dakikanın ardından yaprağı kontrol ediyorum. Bu aşamada suyunu tamamen çekti. Ben her zaman hazırladığım için görüntüsünden bile güzelce piştiğini anlayabiliyorum. Şimdi tencerenin kapağını tekrar kapattım ve 10 dakika demlenmeye bıraktım. 10 dakika demlendikten sonra yaprakları servise hazırlıyorum. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Yaprağın içinin ne kadar güzel piştiğine bakar mısınız? Lokum gibi pişmiş ve pilav gibi tane tane bir şekilde kalmış pirinçler kesinlikle kırılmamış. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tam ölçülü lokum gibi pişmiş muhteşem bir yaprak sarması tarifi hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.